Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün Emre Kaplan'la beraber Galatasaray gündemini konuşacağız. Önümüzde derbi var Galatasaray'da ve hafta sonu geride kalan haftada özellikle Fenerbahçe'nin o altın tepsisiyle verilen fırsatı geri çevirmesinden sonra Galatasaray'da aslında heyecan kaldığı yerden devam ediyor olacak. Emre hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Yiğit Aner. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Birincisi açık antrenman var mı? Nedir Açık durum? antrenman vardı, planlandı ama son gelen bilgi iptal olduğu yönünde. Cumartesi günü saat 16'da yapılacaktı bu organizasyon ama ya şöyle bir şey var. Hani bu artık biraz saha içi, saha dışı her şeyi konuşuyoruz ama bazen böyle totemler, duygusal işler de vardır ya. Galatasaray'da bu açık antrenman 3 kere yapıldı. Üçünde de Galatasaray maçları kazanamadı. Taraftarların da bu yönde biraz tepkisi olmuştu aslında bu haber ilk çıktığında. Yani tabii ki %100 bu etkili değil ama ben bir köşeden de bunun etkili olduğunu düşünüyorum ama Florya'da yapacak Galatasaray son antrenmanını Beşiktaş maçı öncesinde kampa girmeyecekler. Şu anda gazeteler bir adım daha geriden geliyor. Çünkü gazetelerde dünün haberleri olduğu için gazetelerin birçoğu antrenmanın açık olduğu yönünde haberler vermiş ama bu güncellenmiş gibi gözüküyor. Gomis sorunu çözüldü ve bugün gazetelere bakıyorum. Bir tarafta Icardi ile alakalı PSG başkanının devreye gireceği haberleri var. Renato Sanchez haberleri var. Milan Zaniolo ile ilgili süreç başladı haberleri var. Derbinin primi ile ilgili bir gelişme var ki derbi primi de 10 milyon TL olduğu konuşuluyor. Hem Sabah gazetesinde böyle bir haber var hem de diğer gazetelerde böyle bir haber var. Derbi ile ilgili bir prim detayı var mı Emre sende? Çünkü detaylar şu gibi gözüküyor. 400 bin TL'lik prim 500 bin TL'ye çıkartılıyor derbide ve bu da 10 milyon TL'ye tekabül ediyor gibi gözüküyor. Valla bu sene Dursun Başkan bütün derbilerden, önemli maçlardan önce bir gün öncesinde ya da 2 gün öncesinde duruma göre, planlamaya göre tesise gelip hep bu primleri açıkladı. Henüz şu ana kadar bu açıklama yapılmadı ama kafalarında bir plan olduğunu biliyorum. Muhtemeldir ki daha önceki maçlarda, çünkü artık Beşiktaş maçına tamamen şampiyonluk maçı olarak bakılıyor. Yani bu maçı kazandığı takdirde Galatasaray artık işi çok büyük oranda bitirmiş olacak. O yüzden de İşi şansa bırakmak istemiyor. Yönetimde üstüne düşeni yapmak istiyor. Bir prim açıklanacak ama dediğim gibi bu muhtemelen ya cuma günü ya da cumartesi günü antrenman öncesi olabilir, antrenman sonrası olabilir. Başkan Verden Timur tesise gideceklerdir. Orada primi açıklayacaklardır. Yani primin olduğu kesin ama rakamla ilgili bir sürpriz de olabilir. Yani bunun da üstüne çıkabilir rakam bu arada. Emre şimdi 11 olarak maça bakıyorum. Hani benim gözümde canlanan muhtemel 11. Karagümrük maçında Zaniolo vardı. Bu maçta Icardi olur gibi geliyor bana. Yani 11 adamın sence onu diğer oyuncularla oluşur mu? Bir de Adekupe kulübede olur düşünceleri de var bazı gazetelerde. Sen de bu konuda düşünce nedir? Nasıl bir 11 bekliyorsun? Ya bu sene aslında Okan Hoca derbilerde özellikle ilk Beşiktaş derbisinde ilk defa Barış Alper'i oynatmıştı. Daha önce hiç 11'de oynamamıştı Barış Alper. İlk kez orada sol önde Barış Alper'i oynattı ve sonuç aldı. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde bu kez Barış Alper'i forvette oynattı. Yani şunun için anlatıyorum bunu. Derbi maçlarda, büyük maçlarda biraz rakibe göre ve o maç özelinde taktiksel denemeler yapıyor Okan Hoca. Ama ben bu maçta böyle bir deneme beklemiyorum. Sana tamamen katılıyorum burada. Icardi zaten tamamen hazır hale gelecek. Herhangi bir aksilik olmazsa, antrenmanlarda yeni bir nüksetme durumu olmazsa Icardi tamamen hazır hale gelecek. Zaniolo'nun pozisyonunda Icardi'yi göreceğiz. Galatasaray'ın aslında ideal 11'i diyebiliriz. Yani Dünya Kupası arası öncesinde Beşiktaş Başakşehir maçlarıyla başlayan o galibiyet serisini yakaladığı 11'iyle sadece tabii Adekupe eklendi oraya. Adekupe'nin de yine 11'de devam edeceğini düşünüyorum. Yani son maçta biraz yani ön yargıyla bakılan bir oyuncu Adekupe. Bunu kabul etmek lazım. Galatasaray taraftarlarının hemen benimsediği bir oyuncu değil ama mesela Alanya maçı performansı çok iyiydi. Maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Doğru. Yani son Karagümrük maçında takım genel olarak çok iyi değildi. Yani takım savunması genel olarak çok iyi olmadığı için Adekupe'ye özel bir yorum yapabilmek bence çok mümkün değil. Ama zaten Adekupe'nin tercih edilme sebebi savunma yönünün daha güçlü olması. Yani atletik bir oyuncu olması. Beşiktaş kadrosunu da böyle gözümüzde canlandırdığımızda muhtemelen karşısında Redmond oynayacaktır o Öyle maçta. gözüküyor. Evet. Yani Redmond'ı şu an Galatasaray kadrosunda o mevkide oynayabilecek isimler arasında en azından hızıyla karşılık verip savunabilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Bence yeri garanti gibi Adekupe'nin şu anda.
Şöyle tabii Adekupe yerli kontenjanında ve Adekupe'nin yerine Dubois'u oynattığınız zaman özellikle şimdi şöyle bakalım. Oliveira'yı çok fazla kesemiyorsunuz. Torreira'ya ciddi anlamda ihtiyacınız var. Ön tarafa geliyorsunuz. Ön tarafta Mertens bu kadroda oynayan bir adam. Icardi'ye ihtiyacım var. Arkada Nelson'u kesemiyorsun. Ona ihtiyacım var gibi gibi. Aslında yabancı kontenjanında da kesmenin çok mümkün olmadığı oyuncular çok fazla olduğu için eğer ki Dubois'a sol bekte şans verirsen bu sefer ön tarafta vazgeçilmezin bazı oyunculardan vazgeçmen gerekiyor ki az önce saymadığım oyunculardan bir tanesi de Boya aynı zamanda. Yani bence kariyerinin zirvelerinden birini yaşıyor bu sene Boya. Şu an rejide Murat Köten var. Murat'tan da rica edeyim. Bugün gazetelere yansıyan haberlerden de bazı detayları ekrana yavaş yavaş verebiliriz. Hem onları konuşuruz hem de değerlendiririz ki az önce bahsettiğim Sabah gazetesindeki haber 10 milyon TL'lik bir prim haberi var ve bu prim rakamı da Emre Kaplan da az önce bahsetti zaten. Muhtemelen derbi yaklaşırken Dursun Özbek tesislere giderek bunu açıklayacak gibi gözüküyor. Hatta dediğim gibi yani bu rakamın üstüne bile çıkılabilir. Yani böyle kümülatif olarak artan bir durum vardı Galatasaray'da primlerde. Yani sene başında ilk Beşiktaş derbisinde açıklandı prim. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde açıklandı. Hatta aralarda birkaç kez böyle bu serinin yakalandığı dönemlerde işte 3 maçlık paketler halinde de zaman zaman primler ödendi Galatasaraylı Doğru, oyunculara. doğru. Yani önümüzdeki 3 maçı kazanın ve şu kadar prim gibi zaman zaman bu tip jestler de yapıldı. Bu maç öncesinde de 10 milyonu hatta geçebilir diye düşünüyorum ben. Dursun Başkan ve Erden Timur'un açıklayacağı primi. Yani Galatasaray adına inanılmaz bir viraj. Karagümrük maçı büyük bir kazaydı. Eğer ki İstanbulspor'da Fenerbahçe bu kazayı yaşamasaydı şimdi iyice puan farkını eritme şansı da ortaya çıkacaktı. O yüzden de Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını mümkün olduğunca kayıpsız kapatması lazım. Bu yüzden de 10 milyon TL'nin üstüne çıkmasını ben de senin gibi bekliyorum. Çünkü bu maçlar hakikaten de telafisi çok da olmayan maçlar. Devam edelim sevgili Murat haberlere. Şampiyonluk virajı Gültekin Onay'ın bir yorumu var. Beşiktaş iç sahada farklı oynuyor. Rakip güçlü ve lider Galatasaray olsa da maçın favorisi Beşiktaş. Vodafone Park açıldığından beri evlerinde derbi kaybetmediler demiş Gültekin Onay. Tabii şunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın oyunu toparlandı sevgili Emre. Yani Beşiktaş sezona başladığı döneme göre biraz daha derli toplu bir oyun oynuyor. Ama karşısında da Galatasaray var. Galatasaray kimdir? Şu anda Bayern Münih sonrasında Avrupa'nın rakip kaleye en fazla giden takımı. Aynı zamanda da hücum hattında da Messi, Mbappe, kimdi başka? Akpo sonrasında bir de Benzema sonrasında en fazla rakip kaleye başarılı şut atan Icardi'yi bulunduran bir kadrodan bahsediyoruz. Beşiktaş cephesini sen nasıl görüyorsun maçta Emre? Yani bir şuradaki Güntekin Onay'ın yorumuna aslında şöyle bir yanıt vermek demeyeyim tabii ki burada muhatap değiliz şu anda. Yani karşılıklı muhatap değil, zaten öyle bir durumda da değiliz de. Yani şöyle bir done var tabii ki. Galatasaray Vodafone Park'ta hiç kazanamadı bugüne kadar yeni stat açıldığından beri. Ama yani Galatasaray 60 senedir hiç 16 maçlık galibiyet serisi de yapmamıştı. Bu seneki Galatasaray biraz farklı. Ve özellikle de büyük maçları çok iyi oynayan bir takım görüntüsü. Yani sezonun ilk yarısında Galatasaray zaman zaman eleştirilirken henüz bu seriyi yakalamadan, henüz bu formu bulmadan önce bile Galatasaray adına hem ön plana çıkan durum büyük maçlarda kendisine denk takımlarla oynadığı maçlarda iyi performans ortaya koymasıydı. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi Okan Hoca ve İrfan Saraloğlu. İrfan Hoca'yı da burada dahil etmek istiyorum. Çünkü maç analizlerinde, rakip analizlerinde çok önemli katkısı oluyor. Bu maçların planlarını çok doğru yapıyorlar. İlk başta zaten bahsettik işte. Fener maçında özel bir taktik yaptılar. Beşiktaş maçında sadece Barış Alper'di belki ama mesela Beşiktaş'ın sağ beki Rozier'i fiziksel olarak tamamen devre dışı bıraktılar ve oradan da bir gol kazandı Galatasaray. Yani maçın ilk golü öyle geldi zaten. Barış'ın kafayla yaptığı aslında. İkinci faktör de şimdi ben baktığım zaman Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Başakşehir'in, direkt rakiplerinin Galatasaray'ın kadrolarına baktığımda yani arada özellikle belli mevkilerde ciddi kalite farkı var. Şimdi Epey var. yani Beşiktaş bence katılmayanlar olabilir ama Galatasaray'dan sonra ilk 11 olarak bence en kaliteli kadroya sahip takım. Fenerbahçe'den daha kaliteli bir ilk 11'i var Beşiktaş'ın. Mevki baktığımızda işte Aboubakar, Cenk, Redmond çok iyi bir ileri üçlü. Orta sahada biraz bence sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Şu anda
Getson, Hacı Ahmetoviç, Salih gibi genelde ideal üçlüsü. Tabii Hani kalite Gezal'ın sakatlanması bayağı etkiliyor orta sahanın kalitesini. tabii yani Gezal tek başına işte Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene tek başına çok fazla maç çözdü. Yani ligin MVP'si diyebilirdik. Yani net Varlığı da yok. uyumsuz Emre. Yani Gezal'ın varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş'ın rakip ceza sahasına giriş oranı %30 düşüyor olmadığı maçlarda. Tabii ki yani gerçekten varlığı Beşiktaş'ı çok ayrı bir seviyeye taşıyor ama zaten yani geçen seneden beri çok üst düzeyde katkı alamadı Beşiktaş Gezal'dan maalesef. Onun dışında savunma hattına bakıyorum. İşte Koli, Saiz gibi duruyor şu anda ideal ikilisi Beşiktaş'ın. Sağ tarafta bir belirsizlik var. Rozya ve Onur Bulut arasında gidip geliyor Şenol Hoca. Solda da Masuaku oynayacak gibi. Yani Galatasaray'ın zaten bu maçlarda iyi oynamasının sebebi dediğim gibi kalite olarak o farkı çok net hissettiriyor. Yani biz bunu en net Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında gördük. Hatta Fenerbahçe ile ilgili sezon başındaki o olumlu algının bozulduğu maç zaten orası oldu. Çünkü oyunculara biraz olduğundan fazla anlam yüklenmiş işte. Crespo, Arao. Yani bunların aslında seviyesini biraz ortaya çıkaran bir maç oldu. Çünkü şimdi Sergio Oliveira geçtiğimiz sene Konferans Ligi'nde final oynamış. Roma forması giymiş, yıllardır Porto'da oynuyor. Lucas Torreira işte Premier Lig seviyesindeydi. Geçen sene Serie A seviyesinde iyi bir performans ortaya koydu. Onların önünde Mertens var. Bambaşka bir şeye evrildi 36 yaşından sonra ama çok üst düzey bir kalite. Raşitsa Galatasaray'da çok öte yandan görülen bir oyuncu ama işte Premier Lig seviyesine çıkmış. Bundesliga'da çok iyi işler yapmış bir oyuncu. Bir de Kerem var. Yani aslında bizim çocuk gözüyle bakılan ve diğer yıldızlar kadar belki değer görmeyen ama Kerem son yıllarda yerli oyuncular arasındaki en önemli performanslardan birini gösteriyor. Bir kere biz şuna hiç alışkın değiliz. Genç bir yerli oyuncunun mental anlamda bu kadar güçlü olmasına hiç alışık değiliz. Yani Kerem çok fazla eleştiriye uğradı. Bu sene başında dahi taraftarın en çok eleştirdiği isimlerden bir tanesiydi. Hepsinden çok güçlü çıktı. Geçen sene kötü bir takımın yıldızıydı. Bu sene iyi takımda çok önemli yıldızlarla uyum sağlayan bir dişli hatta takımı oynatan isimlerden biri haline geldi. Doğru. Yani bu açıdan çok takdir ediyorum. Çünkü mental olarak mesela en üst düzey kariyeri olan oyuncumuz kim bizim? Arda Turan. Herkesin çok sevdiği bir oyuncuydu. İşte belli şeyler yaşanmadan, saha dışındaki olaylar yaşanmadan önce ama Arda bu kadar mental olarak güçlü değildi Galatasaray'dayken bile. Emre, Yani zaten mesela Arda Turan eğer kariyerini mental olarak fiziksel gücü ya da taktiği kadar iyi geliştirebilseydi şu an çok farklı bir Arda'dan bahsediyor olacaktı kariyerinde. Hep şu konuşulur ya Arda ile ilgili. İşte İspanya'ya gitti, zirveyi gördükten sonra biraz bu mental Doğru. Evet. sıkıntıları yaşadı diye ama yani şunu anlatmak istiyorum. Türkiye'deyken de takım kaptanlığı verildi Arda Turan'a. Çok baskı uygulandı o ayrı ama mesela derbilerde ya da büyük maçlarda Kerem kadar soğukkanlı kalamıyordu. Kerem Kadıköy'deki maçta bu sene gol attı. Geçen sene takım kötüyken Beşiktaş'a da gol attı, Fenerbahçe'ye de gol attı. Yani o büyük maçlarda da hep ayakta kalmayı başardı. O yüzden dediğim gibi bence Galatasaray'ın kadro kalitesi anlamında çok ciddi rakipleriyle arasında fark var. Evet, yani katılıyorum. Bu fark çok net gözüküyor. Buradaki en büyük faktör de bir transferde güzel bir işler yapıldı. İki de Okan Hoca'nın oyuncularla olan diyalogları ve oyuncu geliştirme yolundaki güzel adımları var. Icardi Galatasaray'da mutlu şeklinde bir haber var Lekip'te. Icardi Lekip'e yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek ifadelerini kullandı ki yine bugün gazetelerde şu haberi de okuyayım hemen. Fransız L'Équipe gazetesi PSG'li oyuncu ile alakalı yani PSG'de bonservis bulunan oyuncu ile alakalı PSG başkanıyla görüşmelerin başladığını duyuruyor. Bahsetmiş, yazmış ki zaten PSG'nin de başkanı biliyorsun beIN Sports'un aynı zamanda yönetimi ve bu anlamda da diyalogların iyi olduğunu düşünüyorum. Icardi süreci, Raşisa süreçleri yani Galatasaray aslında şampiyonluğu kovalarken burada da düğmeye basmış gibi gözüküyor bir taraftan. Yani burada aslında herhalde Icardi oynamaya başladıktan, biraz performans göstermeye başladıktan itibaren yönetim bu konuda çalışmalara başladı. Raşitsa için de benzer bir durum geçerli ama yani burada Icardi konusunda hep şunu söylüyorduk. Burada Futbol Plus'taki yayınlarda da çok fazla söyledik bunu. Çünkü taraftarın da en çok merak ettiği konu şüphesiz. Önümüzdeki sene Icardi kalacak mı, bonservisi alınacak mı? Her yayında istisnasız yanıtladığımız bir soru. Genel itibariyle söylediğimiz şey şuydu. Burada en belirleyici olay
Icardi'nin mutluluğu. Yani Icardi'nin vereceği karar bu transferin gidişatını, kaderini büyük oranda belirleyecek. Ve Icardi bir süredir bu sinyalleri vermeye başladı. Aşağı yukarı bir 10 gün önce Arjantin'de bir basın organına, zannediyorum bir radyoya konuşmuştu ya da televizyonda olabilir. İlk sinyali orada verdi. Ben Galatasaray'da çok mutluyum, İstanbul'da yaşamaktan mutluyum, Galatasaray'da devam etmek istiyorum diye. Şimdi daha üst perdeden, çok daha saygın bir basın kurumu üzerinden, L'Ekip üzerinden bu sinyali veriyor. Ben Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisini alma ihtimalinin her geçen gün arttığını görüyorum ve biliyorum. Yani sorduğumuz zaman da bu yönde yanıtlar alıyoruz. Icardi'ye talip olan başka kulüpler var mı? Var. Ama yani Icardi zaten 29-30 yaşında şu anda Türkiye'de oynuyorsa bu yeteneğiyle, bu kariyeriyle biraz yani mental olarak diğer oyunculardan, diğer üst düzey yıldızlardan farklı bir kafa yapısında olduğu için en kibar haliyle böyle söyleyelim. O yüzden şu anda İstanbul'da Galatasaray'da oynuyor ve onun için en önemli şey star muamelesi gördüğü, gerçekten ilgi gördüğü, sevgi gördüğü bir yerde kariyerini devam ettirmek. Bunu da Galatasaray'dan daha fazla bulabileceği bir yer yok. Bu işin olumlu tarafı. Ama işin tabii bir de Galatasaray açısından zorlayıcı kısmı şu. Ben bonservis konusunda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü sözleşmesinin son senesine giriyor Paris Saint-Germain'le Icardi. Geçen sene ilk opsiyon konuşulduğunda 25 milyon euro civarında bir rakam istemişti Paris Saint-Germain. Ama bu sene o rakamlar olmayacak çünkü sözleşmesinin son senesi. Bir de az önce sen aslında çok doğru bir noktaya temas ettin. Paris Saint-Germain yönetimiyle de hem Türkiye'deki zaten futbol insanların gayet iyi bir ilişkisi var. Galatasaray camiasında aynı şekilde iyi bir ilişkisi var. Burada sorun çözülebilir. Sorunun çözülmemesi için hiçbir sorun yok. Ama burada Galatasaray'ı zorlayacak şey Icardi'nin yıllık maaşı. Çünkü İşte 8 deniyor, 11 deniyor, vergili rakamlardan bahsediliyor ama Icardi'nin net şu anda Paris Saint-Germain'den kazancı 7 milyon euro civarında. Galatasaray bunu ne kadar düşürebilir ya da Icardi bunu ne kadar düşürür? Bence en belirleyici konu bu olacak ama biz sezon sonuna kadar bekleyeceğiz bunun için. Rashid Say'ı da çok kısa hemen 20 saniyede özetleyebilirim. Lütfen. Yine Norwich'in durumu belirleyici olacak ama Galatasaray kesinlikle Rashid Say'ı önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istiyor. Norwich eğer Premier Lig'e çıkarsa, şu anda playoff bandında gidip geliyorlar. Premier Lig'e çıkarsa bir sene daha kiralama teklifi yapacak Galatasaray. Championship'te devam ederlerse de 6,5-7 milyon euro civarında bir bonservis teklifi yapılacak oyuncuyu kadroya katmak için. Çok kısa şu eklemeyi yapayım Emre. Tabii Icardi konusunda başka belirleyici nokta da Messi nerede olacak önümüzdeki sezon? Yani PSG'de mi olacak? Barcelona'ya dönecek mi? Dönecek iddiaları var. Messi biliyorsun Icardi ile arası hiç iyi değil. Bu Arjantin milli takımına kadar yansıyan bir problem. O yüzden de eğer Messi devam ederse PSG'de o zaman da muhtemelen Icardi'nin ayrılığı zaten %100'ü görmüş olacak gibi gözüküyor. Kapılar tamamen kapanabilir o şartlarda tabii. Tamamen kapanabilir. Torreira haberine geçmeden önce de izleyenlere şu duyuruyu yapayım. Bu videonun altına kendilerinden derbi tahminlerini bekliyoruz. Beşiktaş Galatasaray derbisi kaç kaç sonuçlanır? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videoyu beğenen ve doğru sonucu veren herkese Diyanar'dan hediye çeki veriyoruz. Bu kadar da açık bir teklif olsun. Umarım maç böyle 1-0 falan bitmez. çekim miktarını düşürmek zorunda kalmayalım ama herkesi yorumlara bekliyoruz. Torreira'ya İtalya'dan talip ki Torreira ile alakalı da Emre biliyorsun Galatasaray o opsiyon maddesidir vesairedir. Sezon sonunda bir gelir elde etme düşüncesi Torreira burada boya kadar satışından para kazanılması planlanan isimlerden bir tanesi ki Milan'da aynı şu anda Zaniolo'da olduğu gibi Torreira'da da bir baskı yapıyor gibi gözüküyor. Listelerinde var şu anda. Haberler de bugün yine bu yöndeydi. 27 yaşındaki oyuncu için baskı var. Torreira'nın maliyeti yaklaşık 15 milyon euro. Galatasaray sence Torreira'yı elde tutar mı? Tutarsa bu rakam sence tutamazsa ne kadar Galatasaray gelirle döner bu iş? Valla Galatasaray yönetimi şimdi çok fazla oyuncuya teklif gelecek. Bazıları yani mesela Torreira en çok teklifi alacak ve ayrılma ihtimali en yüksek olabilecek isimlerden bir tanesi. Bunlardan biri Nelson, bir tanesi Sacha Boey, Zaniolo'dan sen bahsettin. Zaten Zaniolo biraz daha farklı bir plan ama Galatasaray yönetimi açıkçası şimdi bu oyuncuların hiçbirini satma düşüncesinde değil. Galatasaray yönetimine kararı bırakırsan sene sonunda bu oyuncuların hiçbirini satmaz ama hayatın doğal akışında, işin şartlarını düşündüğümüzde de her şey Galatasaray'ın elinde değil. Mesela Nelson için sene başında teklifler vardı.
Nelson'a sadece bir seneliğine 300 bin euroluk bir zam yapıldı. Sözleşme süresi aynı kaldı. Önümüzdeki sene yine aynı parayı alacak ama geçen sene Nelson'la Erden Timur görüştü. Dedi ki bu sene kal. Bu sene bizim hedefimiz var. Ve biz de sana böyle bir jestte bulunalım. Bu şekilde iş çözüldü. Şimdi bu bir yöntem olarak Galatasaray yönetiminin cebinde olacak. Mesela Torreira'yla sene sonunda oturup benzer bir görüşme yapılabilir. Gerçi Torreira'nın zaten yıllık ücreti yüksek. Nelson kadar düşük almıyor ama bir yöntem olarak bu olacak. Bir de elimizde sayısal anlamda şöyle bir done var. Geçen sene Fiorentina'da kiralık oynamıştı Torreira. Sonrasında 12 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı. Fiorentina bunu kullanmadı. Bu rakamı ödemediler. Galatasaray yönetimi şu anda mesela 15 milyon euro gibi bir haber çıkmış. Ben 15 milyon euroya Galatasaray yönetiminin Torreira'yı satmayı düşüneceğini zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Evet. Çünkü 6-6,5 milyon euro civarında bonservis ödendi. Yani yönetim şunu düşünmüyor. Biz bunu 6'ya aldık. Bir sene faydalandık. Seneye de 10 gelirse satarız diye bir düşünce yok. Çünkü Torreira bu takımın omurgasında önemli bir parça. Yani iyi bir oyuncu bulabilirsiniz ama takıma ne kadar uyum sağlayacak bir sürü faktörü var bunun. Torreira hazır oturmuşken Galatasaray yönetimi satmak istemez ama Milan gelir ne bileyim ya da İtalya'dan başka bir takım gelir. İtalya'da piyasası daha fazla olduğu için bunu söylüyorum. 20 milyon euroluk bir teklif yapar. O zaman tabii ki oturup düşünmek ve pazarlık yapmak durumunda kalırsınız. Ama ben 15'e Torreira'nın satılacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani burada tabii Galatasaray'ın planladığı şey çok yüksek bir olasılıkla Torreira'lı, Oliveira'lı, Zaniolo'lu bir kadroyla mümkün olduğunca önümüzdeki sezon devam edip Şampiyonlar Ligi gruplarına kendini atabilmek. Yani burada vitrin olduğu kadar da ciddi bir gelirden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarına girdiğiniz zaman yaklaşık 15 milyon euro ayak bastı parası zaten alıyorsunuz. Artı 0 puanla bile gruplardan ayrılsanız yaklaşık 15 milyon euro da yayın gelir alıyorsunuz. 30 milyon euro. Yani Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin vereceği reklam, sponsorluk gibi yan gelirlerle bu iş 40 milyon euroya kadar gidebiliyor. Sıfır çekmiş bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden de muhtemelen bu konu biraz böyle gelecektir. Burhan Can Terzi'nin bir haberi var sevgili Emre. Sen de seversin, ben de kendisini severim. Livakovic konusu, yani çok sorulan bir konu aslına bakarsan. Muslera'nın veliahtı kim olacak? Peña çok konuşuldu. İspanya'da Peña haberleri geldi önce. Şimdi Livakovic geldi. Bana Livakovic'in Türkiye piyasasına girmesi biraz daha uzak geliyor ama tabii iş Galatasaray olunca Icardi'ler, Zaniolo'lar bittikten sonra Livakovic de niye bitmesin diye insan bir düşünüyor. Kaleci noktasında Galatasaray'ın gelecek planları nasıl? Şimdi Galatasaray yönetimi devre arası Ocak transferlerini yaparken bu Livakovic konusunun perde arkasını anlatayım. Planları yaparken şimdi Muslera'nın önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor. Yani Muslera gibi bir figür varken oraya böyle açık açık transfer görüşmesi yapabilmek ya da bu konuda planlama yapabilmek çok kolay değil. Yani bunlar biraz hassas işler. Yani siz gidip bir oyuncuyla transfer görüşmesi yaparsanız Muslera'nın aklında bir takım soru işaretleri oluşabilir. Önümüzdeki sene sözleşmesi bitiyor. Ve Galatasaray yönetimi de haklı olarak şimdi Muslera'nın kararını bilmiyoruz. Bugünden bilmiyoruz. Önümüzdeki sene sonu diyebilir ki Muslera ben 2 sene daha burada oynayacağım diyebilir. Ben futbolu bırakıyorum diyebilir. Zannetmiyorum düşük ihtimal ama ya da der ki her şey çok güzel. Ben yine buraya döneceğim ama ben futbolu ülkemde bırakayım. Uruguay'a gideyim. İşte futbola başladığım takımda ben futbolu bırakayım da diyebilir. Yani Muslera'nın vereceği karar burada belirleyici. Ama Galatasaray yönetimi bir yandan tabii ki bu sene olmaz önümüzdeki sene olur. Artık Muslera'nın yaşı malum. Muslera sonrası dönem için bir planlama, bir adım düşüncesinin içerisinde. Livakovic Galatasaray'ın burada Muslera sonrası için ilk adayı. Bunun da sebebi şu. O Burhan'ın haberinde bence önemli bir detay var. Livakovic'e çok yakın bir isim ifadesi önemli. Çünkü Galatasaray yönetimine de çok yakın o isim. Hatta Galatasaray kulübüne de çok yakın bir isim üzerinden Galatasaray kulübüne zaten Livakovic öneriliyor. Çünkü bunun da sebebi şu. İnsanların aklında hep şu var. Dünya Kupası performansı. Sen de mesela soruyu sorarken onu söyledin. Yani Türkiye'ye gelmesi çok kolay değil. Dünya Kupası'nın en iyi kırmızı. Benim anladığım Livakovic gelmeye hazır ki Yok yok. menajeri de geliyor. Hayır. Livakovic gelmeye hazır değil aslında ama şöyle. Yani Dünya Kupası'nda en iyi kalecilerden biriydi. Bu adam artık Premier Lig yapar falan diye hepimiz futbolu takip eden herkes bunu düşünüyor. Ama orada şöyle bir durum var. Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb daha öncesinde
biraz böyle sıkıntılı bir başkanı olan bir kulüp. Yani oyuncuların transferine çok kolay izin veren bir kulüp değil. Bu başkanlara ayrılıyor. Livakovic'in de önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor. Tıpkı Icardi gibi sözleşmesinin son senesine girecek Livakovic. O hem Livakovic ile hem Galatasaray kulübüyle ortak yakınlığı olan isim de Galatasaray'a bu durumu anlatıyor. Diyor ki böyle bir imkan var. Çok fazla da bilinen bir durum değil bu. Siz burada bir hamle yapmak isterseniz bir şansınız olabilir. Çünkü geç kalırsanız zaten gider bu adam. Yani başka takımlar devreye girdikten sonra almanız kolay değil. Galatasaray orada bir temas kuruyor. Livakovic'le bir temas kuruluyor. Hem temsilcisiyle hem kulübüyle bir temas kuruluyor. Öyle çok astronomik rakamlar da telaffuz edilmiyor açıkçası bonservisi için. Sözleşmenin son senesi olduğu için oyuncu da artık kulübünde misyonunu tamamladığını düşünüyor. Yani bir üst seviyeye çıkmak istiyor. Dinamo Zagreb ve Galatasaray arasında bir üst ne kadar seviye farkı var diye insanlar düşünebilir ama var. Yani ciddi bir fark var. Ki Galatasaray'ın planlamasını da düşündüğümüzde artık Şampiyonlar Ligi düşüncesi var. Galatasaray'ın bu konuda bir isteği var. Hatta şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe de Livakovic için bir görüşme yapıyor. Bir ön temas yapılıyor. Bu Henüz gelecek sezon yaz transfer dönemi için yapılan bir evet. görüşme. Yaz Anladım. transfer dönemi için. Yani Ocak ayı için zaten öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü sezon sonu itibariyle son seneye giriyor. Makul rakamları o zaman düşüyor. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de temasları oldu. Galatasaray burada daha ciddi, daha somut temasları yapan taraf oldu ama henüz bir aşama kaydedilmiş değil ve aslında senin de en başında söylediğin konu yani Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'ye düşmesi hala çok kolay değil Livakovic için. Galatasaray yönetimi istekli ama yani Galatasaray yönetimi de %100 somut adım atamıyor çünkü Muslera var. Yani Livakovic'i getirip önümüzdeki sene Muslera'nın da yedeği yapamazsınız. Valla Livakovic konusunda aldım en net bilgi. Öyle söyleyeyim. Senden almış oldum. Burhan Can Terzi'nin de verdiği bilgi çok kıymetli. Onlara da buradan selamlarımı iletmiş olayım. Bu enteresan bir haber. Bunu biliyor muydun? Biliyordum muhtemelen. Enbaye Çadne'nin maaşının %90'ı Galatasaray ödemesi. Karagümrük karşılaşması performansı ki bu rakam ne yapıyor? Yaklaşık 250 bin euro Karagümrük'ün kasasından çıkıyor diye biliyorum. 2,5 milyon euroluk bir maaşın %10'unu Karagümrük ödüyor. 250 bin euro ki zaten Süleyman Başkan'dan beklenir bir hareket bu. Daha fazla muhtemelen Çok vermez. şaşırtıcı değil. Evet, Galatasaray'ın da aslında NBA çarptı ne konusu. Başarılı bir transfer midir, başarısız mıdır? Nereden baksan farklı farklı doneleri var ama bu süreci senden yorum olarak alayım hep. Ne Abi düşünüyorsun? şöyle, yani bu zaten bilinen bir şeydi bu arada ama tabii Galatasaray'a gol atınca Evet. Galatasaray'ın 2 milyon euro ödediği bir oyuncu Galatasaray'a gol atınca tabii ki bu haber değeri taşıyor. O yüzden de Hürriyet gazetesi de bunu haberleştirmiş. Yani Cagne konusu hep şunu deriz ya günün şartlarında değerlendirilmesi gereken bir konuydu diye. Galatasaray yönetimi o gün için o zaman finansal fair play kıskacı var. İşte belli limitler var. Geri Rodriguez ve Ozan Kabak'ı satmıştı Galatasaray. Aşağı yukarı 16-17 milyon euroluk bir gelir elde etmişti. Ve o limiti parayı değil ama o limiti taşıyabilmek adına yani Ocak ayında kullanmazsanız yazın kullanamıyordunuz. Oyuncuları sattınız, parayı kasaya soktunuz ama yaz transfer döneminde o parayı kullanamıyorsunuz. Yeniden limit açmanız lazım. Yani bu biraz şunun gibi oldu. Cagne bir yatırım aracı gibi transfer edildi aslında. Cagne'ye 13 milyon euroyu verdi Galatasaray. Hem yaz dönemine aktaracak bir limit olarak taşıdı. Çünkü planlama şuydu. Cagne Ocak ayına kadar 20 tane gol atmış. Sene sonuna kadar 10 tane de bizde atsa 30 golle Türkiye Ligi'nde gol kralı olan oyuncuyu biz en kötü Arap ülkelerine, Katar'a, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir yere aldığımız paraya satarız ve bu para bizim limitimiz olarak devam eder. Plan sezon sonuna kadar işledi. Galatasaray'da da hakikaten 10 gol attı Cagne. Doğru. 30'a çıktı, gol kralı oldu, Galatasaray şampiyon oldu. Her şey gayet güzel ama sonrasında Galatasaray yönetimi bu planını aslında çok açık etti. Yani şöyle bir şey var. Yani en basit ticaret mantıklarından bir tanesi. Yani siz malınızı değersiz gösterirseniz karşı taraf da ona göre davranır. İlk andan itibaren Cagne satılacak. Hadi bir an önce gönderelim, satalım, satalım, satalım düşüncesi oluştu. Ve bu çok yanlış bir stratejiyle Galatasaray'ın elinde kaldı Cagne. Ha ben şunu söyleyeyim. Yani bence geldiği dönem o yarım sezonluk performansı
gayet iş gördü yani. 10 tane gol attı adam. Şampiyonluk Kriz maçında. ortamı vardı yani o dönem Galatasaray'da. Birinin almak zorunluluğu vardı. Gomis krizleri vesaireler derken. Ve forvet yoktu takımda zaten. Bu arada Forvet forvet yok. yoktu yani. Evet ya yani Jack. o günün şartlarında bir transfer yapılması gerekiyordu. Hem işte dediğim gibi o kısmını geçtim. Sportif anlamın dışında ekonomik olarak da yapılması gereken bir hamleydi. Yapıldı. 10 gol attı. Şampiyonluğa ciddi katkısı oldu ama kimsenin de tam böyle içine sinmedi Jack açıkçası. Sonrasında da bir türlü bu satışı gerçekleştirilemedi. Hep bir yerlere kiralandı. Önce Belçika'ya gitti. Sonra başka yerlere gitti. En son artık bu sene elde mi kaldı denirken 2 milyon 400 bin euro Galatasaray ödeyecekti ve Cagne gerçekten şimdi mesela bu sene neredeyse gol krallığını oynuyor yani penaltısız Doğru. sistemde hatta gol kralı galiba Valencia'dan Hadi fazla gol. penaltısı da gol kralı. Doğru. Şimdi insanlar bunu da düşünüyor bir yandan yani sizin elinizde böyle bir oyuncu vardı yok pahasına gönderdiniz zaten 16-17 tane gol attığı da düşünüyorlar ama Galatasaray'da bir türlü o aşı tutmadı. Galatasaray'da mecburen göndermek durumundaydı. Yani başlangıç mantık olarak bence doğruydu ama uygulama olarak Galatasaray'a büyük zarar ettirdi Cagne transferi. Zaniolo sabırsız gibi görünüyor şeklinde bir haber var. La Gazzetta dello Sport'ta bugün çıkan haber. İstanbul'da hava Zaniolo için iyi gidiyor. Gerçi son maç performansı yani epey bir eleştiriye açık bir performans. 60'ta oyundan çıktı. Bayağı kötüydü. Muhtemelen de kariyerin en kötü performans rakamlarıyla maçı tamamladı ama bir maçlık böyle şeyler olabilir tabii. Galatasaray şampiyonluğu fethetmeye doğru gidiyor. Bununla birlikte eski Romalı da ligimize dönmek için sabırsızlanıyor şeklinde bir haber var. Ki bugün Milan'dan Zaniolo operasyonu haberi de yine gazetelerde bulunuyor. Zaniolo'nun geleceğini nasıl görüyorsun Emre? Valla ilk etapta yapılan planlama hep şuydu. Bizim de bildiğimiz, öğrendiğimiz 15 milyon euro bonservise Zaniolo alındı. 35 serbest kalma bedeli var. Sene sonu 35'e satılacak. Çünkü zaten işte transfer süreci Roma'dan 30 milyon euroya aslında satılmıştı bu arada. Yani o da çok enteresan. Galatasaray bu fırsatı, bu Hatta 33 milyon euroya Bournemouth Premier Lig'e. Bournemouth'ta Roma kulübe el sıkışıyor. 30 milyon euronun üstünde bir rakam. Her şey okey ama Zaniolo Bournemouth'a gitmek istemiyor. Daha üst seviye bir takım istediği için. Oralardan da istediği teklifi alamıyor. İşte Tottenham, Milan oraları bekliyor. Oralardan da Roma'yı tatmin eden bir teklif gelmiyor ve bir anda transfer dönemi kapanıyor. Ondan sonra da zaten işte taraftarla yaşadığı problem, Mourinho ile yaşadığı problem, şehri terk etmek durumunda kalıyor. Yani Roma'da yaşayamıyor son Bunun dönemde. testleri aldı adam. Çok enteresan bir sürecin ardından İstanbul'a geldi. Tabii burada çok olağanüstü de bir durum yaşandı. Yani her şey çok olağanüstü Zaniolo transferinde. Zaniolo ülkemizde bu büyük deprem felaketi yaşandı. Onun ertesi günü İstanbul'a geldi ve bir aylık bir zaman kaybı oldu Zaniolo adına burada. Çünkü gelecekte fiziksel olarak kendini hazır hissedecekti ve belki de bir önceki milli takım arasında İtalya milli takımına gidecekti Zaniolo. Belki Ha de. bu şu açıdan Galatasaray adına hayırlı olabilir. Orada İtalya milli takımı havuzuna girip şu anda %100'üyle hazır hale gelmiş olsa sene sonu Zaniolo'yu elde tutmak mümkün olmazdı. Ama ben bir sene daha Zaniolo'nun Galatasaray'da devam edebileceğini şu anki şartlarda düşünüyorum. Çünkü henüz o istediği seviyeye gelemedi ve şimdi Milan'da ne bileyim Juventus'un zaman zaman adı anılıyor. Başka kulüplerine de anılıyor. Zaniolo'nun potansiyelini herkes biliyor ama şu anda kafalarında bir soru işareti vardır diye düşünüyorum. Yani bir 35 milyon euroyu yatırırken o kadar böyle elleri titremeden o parayı yatıramazlar şu anda. Yani bu hani prensip artık anlaşıldı. Zaten stratejik bir transferdi bu iş gibi bir durum yok diyorsun. Yani kağıt üstünde öyle yapılmış bir anlaşma yok. Ha, Okey. herkesin beklentisi, düşüncesi, oyuncunun orada bir zaten piyasası vardı. Sadece transfer dönemi açık olmadığı için bu transfer yapılamadı. Sene sonu zaten olur düşüncesi vardı. Ama şu anda ben yani şunu diyemem. %100 Zaniolo o gün bir anlaşma yapıldı. Zaten rakam 35'te ona göre belirlendi. Sene sonu Milan'a gidecek diyemem. Doğru olmaz bunu söylemem. Pekala. Son görseli de getirelim sevgili Murat. Son haberi de getirelim ekrana. Murat Köten rejimizde yabancı kuralı Atilla Gökçe. Atilla abi de bugün köşesinde bu detaya yer verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği yabancı oyunculara tümüyle serbestlik tanınmasını tartışıyorlar. Hemen hemen tüm kulüpler ortak bir görüşle sınırlamanın kalkmasını önerirken sadece Gaziantep FK öneriye karşı çıkıyor. Bu noktada Galatasaray'ın duruşu da zaten
serbestlikten yana. Fatih Hoca'dan gelen bir süreçtir bu aslında. 14 yerli 14 yabancı kuralı Türk futboluna çok büyük katkılar sağlamıştır. Ama sonrasında bir şekilde hangi donelerle, hangi gerekçelerle kaldırıldı bilinmeyen bir şekilde o kural kalktı. Yeniden serbestlik geldi, yabancı kuralı geldi. Şimdi tekrar serbestlik geliyor Emre. Galatasaray'ın bu noktadaki duruşu hakkında senden de yorum alıp sonra yayını kapatmış olalım. Vallahi sen aslında özetledin yani Galatasaray'ın genel itibariyle geçmişten gelen süreçte bu konuda hep yabancının serbestliğine dair bir duruşu var. Düşünce genelde bu yönde. Ama şimdi benim hatırladığım kadarıyla son Kulüpler Birliği toplantısında bu konu gündeme gelmişti. Hatta biraz bu konularla ilgili bir araya gelmişti kulüpler Beşiktaş'ta gerçekleşen toplantıda. Orada Fenerbahçe'nin buna çok sıcak bakmadığına dair bilgiler edinmiştik. Yani Ali Başkan buna çok sıcak bakmıyor gibi bir takım istihbaratlar vardı. En azından orayı takip eden arkadaşlarımız öyle söylemişlerdi. Ama Galatasaray'ın duruşu en başından beri belli. Yabancının serbest olmasını istiyor Galatasaray. Eşit şartlarda Avrupa'daki rakipleriyle mücadele etmek istiyor. E zaten yani bu çok uzun tartışılabilecek bir şey. Sen de bunu yayınlarında birçok kez konuşmuşsundur. Tartışıp binlerce kez konuşmuşsundur. Yani bu yabancı konusu sınırlamayla hiç kimseye fayda sağlayan bir konu değil. O 14 yerli 14 yabancı konusu Türkiye'de çok yanlış anlaşıldı. Aslında o bir yerlinin mecbur tutulduğu bir şeyken sanki yabancı zorunlu tutuluyor gibi algılandı. Farklı yaptırımları vardı, onların hiçbiri uygulanmadı. İşte yerli sayısını tutturamayan kulüplerin altyapıya ceza ödemeleri falan gerekiyordu. Onların hiçbiri kimsenin işine gelmedi, yapılmadı. İnşallah önümüzdeki sene daha mantıklı. Yani bu 8 artı 3 yani futbola katkı sağlayan bir kural değil. Teknik direktörlerin kafasında bir takım matematik hesaplar yapmasını gerektiriyor maç esnasında. Bu futbolun buna... Hatırlarsın Sergen Yalçın'ın söylemini. En son artık Necip Alın oyna dedim diyor. Garanti olsun diye Necip'i attık dedi ya işte. Var Necip Alın oyna da kurtulalım demiş. Ya hadi maç öncesi anlıyorum gerçekten. Maç öncesi tamam, her teknik direktör düşünsün bunu. Yerli oyunculara da öncelik tanıyalım ama abi maç oynanırken bunu düşünmek futbolun ruhuna aykırı bir şey. Yani teknik direktörlüğe, futbola aykırı bir şey. O anda işte benim sağ bekim aksıyor ama onu değiştirirsem orta sahadan da bir tane oyuncu değiştirmem gerekiyor yerli yabancı dengesi için. Yani bu hiç akılla mantıkla bence algılanacak bir şey değil. İnşallah önümüzdeki sene daha sağlıklı bir sisteme döneriz. İşte en temiz örneği sol bekte Dubois'u oynatabilirsin. Belki de başka bir yabancı oyuncu transferi yapabilecektin devre arasında ama Adekupe'yi getiriyorsun. Yerli kontenjanından sayıldığı için. Yani böyle bir planlama yapıyorsun ve Avrupa'da 11 yabancı ile sahaya çıkan takımlara karşı da hiç provası olmayan 11 yabancılı bir kadronla mücadele vermeye çalışıyorsun. Bu da Avrupa performansını etkiliyor. Son olarak şunu söyleyeyim Emre. Yani bu kararı karşısında olanlar çoğunlukla Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u hiç fark etmez. Çoğunlukla kadrosunu kuramayanlar, iyi bir yabancı transfer dönemi geçiremeyenler kural kalksın diye bir mücadele veriyorlar. Ve bunu verirken de İstiklal Marşı'ndan tutun da kadrodaki oyuncuların durumuna kadar birçok gerekçe ortaya getiriliyor ve sonrasında bir şekilde kural yine değişiyor. Kulüplerden bağımsız Türk futbolunun bir anayasası olması lazım. Bu anayasasında da bana kalırsa yabancı kuralı, yabancı ile ilgili bir sınırlama ırkçılıktır. Ve takımların geleceği için, Türk futbolunun geleceği için dünyanın her yerinden o takımın markasına değer katacak kim varsa kadroya dahil edilmeli diyorum. Emre çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 40 dakikalık güzel bir yayın oldu. İzleyenlere yayının içerisinde yaptığım anonsu da tekrarlayayım. Videonun altına Beşiktaş-Fenerbahçe maçının skorunu doğru bilen, videoyu beğenen izleyenlerimize Diyanar'dan hediye çeki vermiş olalım. Emre önümüzdeki günlerde görüşmek üzere tekrardan. Hoşça kal. Çok sağ olun.